Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği FVW Turizm toplantısına katıldı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın bu yılın ikinci yarısından itibaren oluşan yoğunluk sayesinde Ekim sonu itibariyle yaklaşık 12.8 milyon yabancı misafir ağırladığını, yıl sonunda bu rakamın 13.5 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in görev süresindeki son meclis toplantısına katılan Başkan Muhittin Böcek, 353 bin nüfuslu Alanya'nın 102 mahallesinde 526 milyon TL'lik asat, 301 milyon TL'lik de yol yatırımı yaptıklarını söyledi. Aynı gün içerisinde Başkan Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i de ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Türkler Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisini ziyaret etti. 407 milyon TL'ye mal olan tesisin, günlük 4000 konutun ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine sahip olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, çevre ve doğa dostu bir Antalya için bilimin ve teknolojinin izinde hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Başkan Muhittin Böcek, Kepez'de hizmetleriyle halkın takdirini toplayan sağlık merkezini ziyaret etti. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, sağlık merkezinde diş tedavisi, evde sağlık, psikolojik destek ve sünnet hizmetleriyle vatandaşa ücretsiz hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi kış mevsimi öncesi kente gelen kömür kamyonlarını denetliyor. 1 Ocak'tan bu yana kente giriş yapan 510 kamyondan yaklaşık 14.892 ton kömür analize tabi tutuldu. Kalite yönetmeliğine aykırı bulunan yaklaşık 295 ton kömür il dışına çıkartıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi arıcılığı geliştirmek ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla teknik eğitim düzenledi. Zeytinpark'ta gerçekleşen arı yetiştiriciliği eğitimine katılan vatandaşlara sertifika verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek olmak amaçlı Bartın'a uzman ekip gönderdi. Ekipler Başkan Muhittin Böcek'in eğitim desteği vereceği aileleri evlerinde ziyaret edip ihtiyaçlarını tespit ederek yaralarını sarmaya çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.